günler. İyi günler. Buyurun belediyenin bağımsızlığı için çarpışan kardeşler. Buyurun. Yalnız baştan söyleyeyim. Benim çöp vergim, emlak vergim, ilan ve reklam vergim zamanında yatmıştır. Dilerseniz mahpuslarını tek tek ibraz edebilirim. Eğer apartman yengesinin ihbarı üzerine geldiyseniz boşu boşuna yoruldunuz. Yo yo, biz belde belediyesi zabıtaları olarak sizden full kontak dersi almak istiyoruz. Full kontak dersi mi? He ya, bize birkaç hareket öğretiverin Nica Bey. Birkaç hareket ha? Kusura bakmayın ama ben öyle piyasa işleriyle pek ilgilenmem. Öyle dediğiniz gibi tek parça full kontak öğreneceksiniz, başka bir dövüş salonuna gideceksiniz. Ben dövüş sanatlarını paket program olarak öğretirim. Hemen söyleyeyim, bu pakete dövüş felsefesi de dahildir. Canım, biz seyyar satıcılarla mücadele için öğrenmek istiyoruz bu sporu. Felsefeyi ne yapalım? Arkadaş doğru söylüyor. Zabıta gücü olarak bazen seyyar satıcılarla sıcak çatışmaya giriyoruz. Yani kendimizi korumak için bize bir iki şey öğretsen yeter. Hem belediye öncümeni de felsefeye pek sıcak bakmayabilir. Neticede belli bir para ayırdılar bu iş için. Her neyse mavi ceketli süvariler. Ben felsefeyi ayrıca parayla öğretmiyorum zaten. Madem amacınız bir iki savunma figürü öğrenmek, felsefe derslerinden kaytarmanıza göz yumarım. Hocam, ben bu full kontağın yanında aikido, kung fu, karate ne varsa öğrenmek istiyorum. Nideli bir portakalcı var. Yok yere çok hırpaladı beni. Şu işleri bir öğreneyim, canlı okuyacağım bu herifin. Olmaz oğlum. Encümenin verdiği belli bir para var. Şahsi işlerin için zorlamasana bütçeyi. Yok amirim, ben kendi cebimden vereceğim diyorum o parayı. Tamam tamam. Ben size özel bir program uygularım. Maksat belediyemizin işi görülsün. Zaten dövüş sanatları tarih boyunca Mavi Kolluk Kuvvetleri'nin yanında olmuştur. Hay yaşa Ninja Efendi. Hayır, o neyi deli portakalcının sattığı portakallar da portakala benzese bari. İçi kof kof, suyu yok, bir şey yok. Al götür evine, çoluk çocuk tiksiniyor portakallardan canım. Yanlış anlamayın, alanlar anlatıyor. Yoksa benim o portakalcıyla ne işim olabilir ki? Görseniz bir saldırgan, bir agresif. İtin teki canım. Amirim, bir dakika bakar mısınız? Buyurun hocam. Böyle olmaz ama. Herkes ayrı telden çalıyor. Dövüş sanatlarında disiplin esastır. Ayrıca ders esnasında dövüş sanatlarının zevkine varmak için lütfen telsizinizi ve cep telefonunuzu kapalı tutunuz. Kabuklu yemiş yemeyiniz. Haklısınız hocam, ben arkadaşları ikaz ederim. Yalnız bir şey sormak istiyorum. Şu duvardaki resim dikkatimi çekti. Babanız mıydı kendisi? Yok canım, o benim ustam Sean Lee'dir. Kendisi şu an bilirkişi olarak bir dava için mahkemede bulunuyor. Hepimizin piridir, ustaların ustasıdır. Gelince size bir iki figür göstermekten memnuniyet duyar. Hocam pardon. Mesela düşman elinde terazi kiloluyla bana doğru yürürken ben onu elinden almak için ne yapabilirim? Bir dakika canım, acele etmeyin. Önce dövüş kostümlerinizi vereceğim. Daha sonra konu başlıklarına geçeriz. Bu kıyafetleri değiştirmeniz lazım. Siz burada bekleyin, ben kıyafetlerinizi getireyim. Tabii. Bu kılıkta olmaz. Bunlar resmi elbise. Düğmesini koparmak 6 aydan başlar. Benim kaç düğmem koptu biliyor musunuz o nideli portakalçı yüzünden amirim? Fakat cesaret edip üzerine yürüyemedim ki. Ama bundan sonra görüşecek gün. Aa, hoş geldiniz memur beyler. Burada olan biteni size anlatsam aklınız durur. Bir kere kiremitler kırılıyor. İkincisi sabahtan akşama kadar ciyak ciyak konsantre çığlıkları atılıyor. Apartmana giren çıkan da belli değil. Sizin ne işiniz var burada yenge? Aa, geldin mi Batur Alp Efendi? Sonunda velanı buldun demek. Ben de şimdi memur beylere seni şikayet ediyordum. Az önce saydıklarıma ayrı ayrı ceza kesin lütfen. Çevre kirliliği, gürültü kirliliği. Hem şu kantin denen yerde bozuk gofret satıyorlar. Saçma sapan otlardan ne düğmelersiz çaylar da yapıyorlar. Allah bilir oranın işletme ruhsatı da yoktur. Hayt! Selam, dur! Oturun! Yoğurt mu dediniz yenge? Ayol, hemen de tesiri altına almış adamları. Vallahi korkulur bundan. Büyücü müdür, nedir? Büyücü masasına şikayet edeyim de seni gör gününü. Dövüş sanatları yüz yüze konuşmaya önem verdiği için telefonda yardımcı olamadım. O yüzden buraya kadar yordum sizin. Estağfurullah abi. Şimdi biz bir grup işportacıyı temsilen buradayız. Ben mevsimlik kazak satıyorum. Malum ekmek parası için. Bütün gün sokaklarda zaten canımız çıkıyor. Bazen de belediye memuru arkadaşlarla aramızda bazı tartışmalar çıkıyor. Tatsız hadiseler yaşanıyor.
Haliyle insan kendini savunmak durumunda kalıyor. Yoksa terazilere, arabalara el koyup malları denize boşaltıyorlar. Bu bakımdan arkadaşlar olarak sizden bazı şeyler öğrenmek istiyoruz. Yani yanlış anlamadıysam siz zabıtalarla mücadele etmek için benden ders almak istiyorsunuz, öyle mi? Evet abi, aynen öyle. Bize bir iki pozisyon göstersen. En azından nefesimiz açılır. Kaçarken kolaylık olur. Yakalanırsak da mallara el koydurtmayız. Kusura bakmayın ama bu meslek ahlakı açısından mümkün değil. Yapamam. Niye ki abi? Para yerine gazoz kapağı vermeyeceğiz ya sana. Elbet karşılığını ödeyeceğiz. Sizi anlıyorum ama ortada çok ters bir durum var. Ben zabıta arkadaşlara ders sözü verdim. Aynı anda iki karşıt gruba ders veremem. Daha iyi abi. Şimdi sen düşünebiliyor musun? Birinin eline bir silah vereceksin, öbürünü boş bırakacaksın. Şimdi bu durumda bize bir iki savunma taktiği göstermen gerekiyor. İşportacıyız diye küçümseme insanı abi. Hem benim bildiğim kadarıyla dövüş sanatları önünde herkes eşittir. Arkadaş doğruyu söylüyor. Dövüş sanatları önünde bütün insanlar eşittir. Üniformalı diye zabıtaların tarafını tutmak yanlış burada. Kardeşim, aslında benim öyle bir niyetim de yok. Dövüş sanatları özünde şiddete karşıdır. Fakat zabıta şiddeti bir yerde resmi hizmete mahsustur diye kabul ettim. Yoksa ben felsefesini almayan kimseye çığlık atmasını bile öğretmem. Peki biz ne yapacağız şimdi abi? Habire zabıtanın kötü muamelesine mi maruz kalacağız? Elimizi boş koyma abi. Bak biz de ekmek parası için çalışıyoruz. Anla halimizi. Canım, siz de niye kayıt dışı ekonomi cephesinde yer alıyorsunuz ki? Yaptığınız iş yasalara tamamen aykırı. Canım abim, bize bir yer gösterilse biz de gider dükkanımızı orada açarız. Sokaklarda dolaşmayız. Yok ki ilgilenen. Yani ben yaşamım boyunca yasalara hep saygı duydum. Yakın çevrene bir sor bak. Niğdeli işportacı Muhsin dedim mi herkes beni tanır. Niğdeli mi? Bir dakika. Yoksa sen portakalcı mısın? Niğdeli portakalcı. Evet abi. Nereden bildin? Ben Niğdeli portakalcı Muhsin.